Hanımlar, saç örgüsünün birçok çeşidi var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de örgüyü 3 eşit parçaya ayırıp, ilmek sayısını 3 eşit parçaya ayırıp, üçerli gruplar halinde tıpkı saçımızı örer gibi örmek. Sizinle hemen uygulayalım bunu. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. 2 ilmek haroşa örüyorum. Saç örgüsünün iki yanında ters ya da haroşa örgü yapıyoruz. Neden? Çünkü saç örgüsü düz ilmekten oluşuyor ve belirgin bir şekilde görülmesi için. Burada uyguladığımız 6 ilmeklik saç örgüsünde ikişerli olarak gruplayacağız. Önce ilk 4 ilmeği kendi içinde çaprazlayarak bükeceğiz. 4 ilmeğimizi sağ şişe alalım. Sola doğru çaprazlıyoruz. Onun için ilk 2 ilmeği sol şiş yardımıyla aldık. Arkasından sağ şiş yardımıyla diğer 2 ilmeği şekilde görüldüğü gibi, bakın şu şekilde çaprazladık ve sağ şişteki 2 ilmeği sol şişe geçirerek hemen bu 4 ilmeği düz örüyoruz. Dikkat ederseniz 5 ve 6. ilmekleri, yani son 2 ilmeğe hiç dokunmadık. Gördünüz mü? İlk 4 ilmeği büktük. Bu 2 ilmek düz olarak örülecek. Devre dışı bırakılacak kısa bir süre için. Ve kenardaki 2 ilmeğimizi haroşaya ördük ve kenar ilmeğimizi ördük. Örgünün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örgü olarak yapıyorum. Kenar ilmeğim ve bütün ilmekler ters örgü olarak örülecek. Bir kez ilmekleri bükme, ilmekleri çaprazlama tekniğini öğrendikten sonra saç örgüsünün bütün çeşitlerini son derece rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Örgümüzün ön yüzüne geliyoruz. Bakın, gördünüz mü? İlk 4 ilmek kendi içerisinde büküldü. Hemen tekrar kenar ilmeğimi aldım. Hemen 2 ilmek örüyorum. Şimdi burada devre dışı bırakacağım ilk 2 ilmek. Bu kez de son 4 ilmeğimi çaprazlayacağım. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. İlk büküm sağdan sola doğruydu. Şimdiki soldan sağa doğru olacak. Yani sondaki 2 ilmeğim ortadaki 2 ilmeğin üstüne çaprazlanacak. Dolayısıyla hemen 4 ilmeğimi sağ şişime alıyorum ve sol şişimin yardımıyla 2 ilmeğimi çaprazlayacağım. Sol şişe aldım. Sağ şişle de sola çaprazlayacağım 2 ilmeği aldım. Bakın görünüşüne. Gördünüz mü? Sola doğru. Ve bu 2 ilmeği de sol şişte toplayıp düz örgü olarak 4 ilmeğimi de örüyorum. Hemen 2 ilmek haroşamı örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Ve tekrar çok hızlı bir şekilde hanımlar, örgünün arka yüzündeki ilmekleri ters örgü olarak örelim. Şunu görmenizi istiyorum. Bakın, ilk büktüğüm 4 ilmek sola doğru,
Daha sonraki sırada büktüğüm 4 ilmek sağa doğru. Dolayısıyla birer sıra kayarak bir sola bir sağa bükülerek tıpkı saçımızı örer gibi örmüş oluyoruz. Bir kez daha tekrar edelim ve net olarak tekrar görelim. Bakın. Şimdi ne yapacağım? Şimdi tekrar ilk 4 ilmeğimi sola doğru çaprazlayacağım. İkişerli gruplar halinde. 4 ilmeğimi sağ şişime aldım. Sol şiş yardımıyla ilk 2 ilmeğimi çaprazladım. Bakın, çaprazlanmış haliyle ve diğer 2 ilmeği de sol şişe toplayıp hemen düz örgü olarak örüyorum. Hanımlar, bu çaprazlama yöntemiyle, bu çaprazlama tekniğiyle istediğiniz sayıda düz örgüleri ve istediğiniz sıra aralıklarıyla bükerek değişik saç örgüleri yaratabilirsiniz, elde edebilirsiniz. Arka sıramızı ters olarak örüyoruz ve şimdi saçımızı ördüğümüz gibi bir saç örgüsü yaptığımızı daha açık ve daha net olarak görebileceğiz. Buyurun bakalım. İlk bükümümüz hemen bir sonraki sırada ve hemen onun devamı olan sırada. Saçımızı da aynen bu şekilde birbirinin içerisinden geçirerek öreriz. Saç örgüsüyle ve saç örgüsü çeşitleriyle çok güzel kazaklar öreceğinizi, çok güzel hırkalar öreceğinizi biliyorum hanımlar.